Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir çiçek dikeyim dedim. Bu videoyu da sizlerle paylaşayım. Aslında çok da video çekesim yoktu. Yine mahrum kalmayın istedim güzelliklerimden. Şöyle yine çiçeklerimi size göstereyim. Hepsinde böyle tomurcuklar var. Tabii ağırlıklı olarak atlaslarımız burada. Onlar da gayet güzeller. Sakız sardunyam bayağı böyle fide verdi, büyüyor. Şurada da bakın leş kaktüsü var, kenarındaydı. Sardunyalarım bakın şöyle hep tomurcuk. Kurçuklarda da danmış demiştim. Paskalya çiçeği dikeceğim. Paskalya çiçeğim biraz şey oldu arkadaşlar, bir tuhaflaştı. Onları size göstereceğim. Ama onları göstermeden önce atlaslarımı görün istiyorum. Hani üzülen arkadaşlar vardı. Bakın arkadaşlar, kendi haline bıraktım atlaslarımı. Bu ortasındaki nergis atlaslarım, merak etmeyin. Kırdığım yerlerden yeniden böyle toparlandılar, geliyorlar. Bakın böyle şöyle güzel güzel büyüyorlar. Şu taraftan da göstereyim. Daha da güzel büyüyecekler inşallah. Bakın şöyle taze hem de. Bakın şu taraflarda var. Şurada benim minik saksılara diktiklerim var. Onlar da şu ileride. Balkon birazcık pis, kusura bakmayın. Kış vakti olduğu için. Şuralarda bakın şu poşetin içine yumurta kabukları var. Onların videosunu da çekeceğim de bugün değil. Şöyle göstereyim. Şunlar kırmızı atlas. Nasıl çoğalıyor kırdığım yerden bakar mısınız? Bunlar pembe. Bakın şöyle yakından. Tek çelik satıyorum ya. Tek çelik. Mesela şu minik çelikten böyle büyüyorlar. Şöyle geleyim. Çok da uzun video olsun istemiyorum. Şurada mesela buruşmuş bir çelik var. Ama yanındaki nasıl vermiş görüyorsunuz. Şurada bir tane paskalya çiçeğim vardı. Ne oldu ona bilmiyorum. Bu paskalya çiçeği ilgiyi sevmiyor. Ben Trabzon'a gidip geldiğimde böyle daha da güzel açtığını gördüm. Hiçbir şekilde sulanmayı sevmiyor. Ben yine dayanamıyorum. Arada bir böyle suluyorum. Böyle buruştu falan. Ben de ne yaptım? Budadım. Budadım. Onları bir yeniden dikeceğim. Çünkü neden yeniden dikeceğim? Şurada atlas çiçeklerim var. Bunlar benim atlas çiçeklerim. Ama şunlar o çiçekten koparıp şuralara diktiğim, bakın bunlar paskalya. Ne kadar güzeller bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve çok taze bir şekilde büyüyorlar. Ben de şuraya şöyle yeri alayım, onları daha iyi görün. Bakın nasıl buruştular. Neden buruştular anlamıyorum ama sulamıştım. Aslında çok aşırı da sulamadım. Trabzon'dan geldikten sonra şöyle bir ilgilendim. İlgiyi sevmiyor dedim ya. İlgilendiğim için nedir? Böyle bir şey buruştu. Ben tabii şuraya dikeceğim. Şunlar gibi olsun istiyorum. Bunları da böyle Trabzon'a giderken sokuşturmuştum. Aynen bu şekildeydiler. Şimdi şöyle şu kenarda bakın. Şu kenarda kenarlara doğru. Onlar çünkü öyle. Kenarlara doğru dikeceğim. Atlaslarım yanında. Büyüyünce oradan alırım onları. Şu atlasa bakar mısınız? Hani diyelim size tek çelik veriyorum ya. Bakın çeliğin kenarlarından büyüyor. Şimdi ben sabah kahve içtim. Şöyle göstereyim. Kahvemin telvesi var. Ona su kattım. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da ilk önce can suyunu verip bunları dikeceğim. Şöyle bir can sularını verdim diyelim. Ya bunu dikmek çok kolay. Şöyle hemen bakın. Şöyle kenara doğru. Yani çok da bastırmıyorum. Şöyle bırakıyorum dilimi. O kadar. Daha net. Şöyle daha net galiba. Bakın şu tarafından. Şöyle kenarlara doğru. Zaten o şey yapıyor. Hemen böyle tutunuyor yaprakları. Şöyle kenarlara doğru dikiyorum.
Bilmiyorum bu ne olduysa artık. Şu ortaya da bir tane ekeyim. Şöyle arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar hepsini diktim. Elimde böyle bir şey oldu. Yıkayacağım elimi. Şöyle çevirerek göstereyim. Atlaslarımın yanına diktim. Diğerleri gibi olsun diye. Şöyle kenarlara kenarlara. Can suyunu verdikten sonra diktim. Paskalya'yla yılbaşını karıştırmayın. Paskalya çiçeği Mayıs, Haziran gibi açıyor. Yılbaşı da şimdi açmaya başladı. Onu da size göstereyim. Arkadaşlar yılbaşı çiçeğim bakın şurada. Tomurcuklarını da göstereyim size. Bakın tomurcukları geliyor. Pembe ve kırmızı karışık bir yılbaşı çiçeği bu. Ben bunu da çok seviyorum. Bakın şöyle. Bu da çok ilgi sevmiyor. Yani çok su istemiyor ve dış mekanı seviyor. Ben size söyleyeyim. Çiçeğinizin bol bol açmasını istiyorsanız bu tarz çiçekler ya evde de oluyor ama ben evde denedim. Olmadı, açmadı. Sanki böyle sert havaları, işte en sıcağı ve en soğuğu görünce bu çiçekleri daha güzel patlatıyor böyle çiçekleri. Bakın bakın. Bakın şunlar herhalde açacak böyle. Bunu askıya almıştım. Bakın toprağı da yumurta kabuklarıyla dolu ve kuru. Kaktüs çeşitleri ya bunlar. Suları çok istemiyor. İlgi istemiyorlar. Kaktüsler de istemiyor. Bakın şuradaydı bu. Asalım hemen yerine. Şöyle ters mi astım? Neyse işte. Şöyle çevireyim onu. Eskisi gibi kalsın. Bak. Bakın bakın nasıl patlatıyorlar. Bakın şurada da ne varmış. Burada da atlas çiçeğim var. Onlar da gayet güzeller, görüyor musunuz? Şunlar işte yeni çoğalttıklarım. Bakın burada da minik olanlar var. Şuradakiler de gayet iyi. Böyle büyüyorlar. Kaktüslerim orada. Şuradaki şey çok güzel. Buradaki atlas çok güzel ama bunun rengi meçhul. Hep birlikte öğreneceğiz. İnşallah açar renklerini. Bu paskalyayı budadım. O da bilmiyorum ne olacak. Şu da benim sukulentim. Ablaları. Güzelliğine bakar mısınız? Şöyle biraz çevirelim. Yere de düşürmeyelim de. Bakayım. Evet, şöyle çevirdim biraz. Bakın şunlar da açmış. Evet, böyle arkadaşlar. Sardunyacıklar da orada. Orkideye benzer sardunyam kurtlanmıştı biraz. O da iyidir. Daha da çok açacaktı ama maalesef kurtlar bunu hallediyor. Ama onu da kurtardım. Şuralara da budayıp yeniden dikmiştim. Acem havalarım çok güzel çoğaldı. Bir de ben size arkadaşlar bir tane çiçek açtırma kürünü söyleyeyim. Şöyle bir pas, demir, işte kullanmadığım çatalar, paslanmış çatallar, işte vidalar, gazoz kapakları attım böyle. Bunlar böyle pas oluyorlar, suya geçiyorlar. Ben bunlarla acem havalarımı suladım falan. Çok da güzel oldular. Şurada da bir tane biberim var. Arkadaşlar biberim de büyüdü, bakar mısınız? Evet. Acemalarımız baya baya coştu. Şuradan göstereyim. Şöyle. Burada da yine sukulentim var. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.